الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen hafta Cuma dersimizde bilhassa günümüzün cereyan eden olayları içerisinde ehemmiyetli bir yer tutan hac ibadetini, hac hareketini değerlendirmek üzere, bir muhasebe yapmak üzere geçen ders bir ön konuşma yapmıştık. Bugün bu konuyu tamamlamaya çalışalım inşallah. Evet, şimdi bu konuyu tamamlayarak hem günümüzün meselelerini mevzu etrafında değerlendirmiş olmak, hem de bu ayın 25'ine kadar dönmekte olan hacılarımızın ziyaretlerine gittiğimiz zaman nasıl ve ne gibi hususlara temas edeceğimizi de bir ölçüde aydınlığa kavuşturmuş oluruz. Konuyla alakalı ayet-i ilahiyye geçen ders okumuş olduk ama ayeti kerimeye temas etmeye vakit kalmamıştı. Bugün bunu da koy. Tamam. Estaizu billah. İnne evvele beyti vudu'a linnâsi lellezî bi Bekkete mübâreke ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dekhalehu kâne âminâ. Ve lillâhi alennâsi hüccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ صَدَقَ azim. Bu konuyu bütünüyle içine alan ayet-i kerime işte okuduğum ayet-i kerimedir. Mümkün mertebe arz etmeye çalışayım. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ Beyt, Arapça bildiğiniz gibi ev demek. Beyt. Evvele beyt, ilk ev anlamına geliyor. Evvel, ilk demek. En önce, en evvel. Türkçemizde kullandığımız bir kelime. İnne evvele beytin, evlerin ilki, en evvel yapılmış, en ilk yapılan ev demek. Evvele beyt. Vud'a linnâsi, insanlar için yapılmış. Ama
burada tabii ev dediğimiz zaman içinde bir ailenin yaşadığı ev anlamına değil, içinde insanların oturduğu, evlendiği, ikamet ettiği ev anlamına değil, Allah'a ibadet edilen, Allah'a secde edilen, Allah'a kulluk edilen evlerin ilki anlamına geliyor. Bu yeryüzünde Allah adına, Allah Celle Celaluhu namına yapılmış, inşa edilmiş, bina edilmiş olan ilk ev nerede? Bir Bekke'te, Mekke şehrinde kurulmuş olan evdir diyor Rabbimiz. Mübareken, mübarek bir belde. Mübarek demek, biliyorsunuz mübarek kelimesi Kur'an'da geçiyor. Mübarek, Kur'an'a dayanan bir kelime. Allahu Teala Mekke'yi mübarek kelimesiyle tavsif etmiş, yani sıfatlandırmış. Mübarek ise biliyorsunuz bereket kelimesinden geliyor. Bereket, mübarek. Bakınız aynı bereke, mübarek. Aynı kelime kökünden geliyor. Bereketlenmiş demek. Bereket ne demek? Bereket tükenmeyen nimet demek. Tükenmeyen, bitmeyen bir nimet, bereket, Allah'ın lütfettiği, ihsan ettiği her türlü maddi, manevi nimetlere bereket adı verilmiştir. Mekke-i Mükerreme de biliyorsunuz öyle bir yer ki ot bitmeyen, ağaç bitmeyen, dünyanın en sıcak, en kavurucu, en çileli, zahmetli, en sıkıntılı coğrafyasından bir bölge, bir belde olduğu halde orada kurulduğu günden bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar orada rızık bitmeyecek. Nimet eksilmeyecek. Zorluk, zahmet, külfet olmayacak. Orada açlık, kıtlık, yokluk olmayacak. Kur'an bunu garanti ediyor. Kur'an bu kelimelerle meseleyi tamamen kapatıyor. Ve herhangi bir zorlukla, yoklukla, kıtlıkla, insanların telef olacağı bir musibetle sıfatlandırmamış, tamamen aksine bollukla, bereketle, emniyetle ifade edilmiş. Bunları anlatmaya gerek yok. Konumuz bu da değil. Konumuz bildiğiniz gibi hac ibadetini, bilhassa her sene olduğu gibi bu senede bu hac ibadetini değerlendirmek, sonuçlarını müzakere etmek. Mevzumuz buydu, konumuz buydu. Gerek Hicaz bölgesinden, gerekse Hicaz'ın Arabistan Yarımadası'nın dışından üç kıtadan, Afrika, Asya, Avrupa kıtalarından gelen hacılarla beraber öğrendiğimize göre 4,5 milyon hacı bu sene hac ibadeti eda etmişlerdir. Bu 4,5 milyon hacının eda ettikleri hac ibadetinin neticelerini, sonuçlarını değerlendirmek idi konumuz. Yoksa Mekke'yi anlatmak değil, Beytullah'ı anlatmak değil, o ayrı bir konu. Ayet-i kerimeler bunları da anlatıyor. Fakat şimdi esas üzerinde durulması gereken hususlar öncelik kazanıyor. Öncelik kazanıyor.
önce anlatılması gereken şeyleri anlatmak lazım. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, şu anda yeryüzünde, dünyamızda normal araştırmalara göre, normal incelemeler, araştırmalara göre 1,5 milyar Müslüman yaşadığı söyleniyor. 1,5 milyar. Şu anda dünyanın nüfusu 6 milyar kadar olduğuna göre, demek ki 6 milyarlık dünya nüfusunun 1,5 milyarı Müslüman olduğu anlaşılıyor. 1,5 milyar. Geriye 4,5 milyar Müslüman olmayan bir nüfus kalıyor. Bu dünya nüfusunu da, 6 milyarlık dünya nüfusunu bugünkü ölçüler içerisinde 3'e ayırmışlar. 3 sınıfa ayırmışlar. Bu 6 milyarlık dünya nüfusunun birinci sınıf insanları kalkınmış, kalkınmasını tamamlamış nüfus diye sıfatlandırıyorlar. Kalkınmış, yani sanayileşmiş, sanayileşmiş toplumlar. İkinci sınıf insanlar, sanayileşmek üzere çalışan, çabalayan toplumlar. Bir de üçüncü sınıf insanlar, sınıf olarak ifade ediyorlar, kalkınamamış, sanayileşememiş, ilerlememiş, tek kelimeyle geri kalmış ülkeler. Böyle bir sınıflama yapıyorlar. Kalkınmasını tamamlamış, sanayileşmiş birinci sınıf insanlar, kalkınmaya başlamış fakat henüz tamamlayamamış, bunlar da ikinci sınıf insanlar. Bir de hiç kalkınamamış, kalkınmaya başlamamış bile, sanayileşmeye başlamamış olan toplumlara da genelde Afrika'yı kastediyorlar. Bunlar da üçüncü sınıf insanlar olarak böyle bir sınıflama yapmışlar. Doğru mu yapmışlar, yanlış mı yapmışlar, onu tartışmıyoruz. Kim yapmış, nasıl yapmış, onu da tartışmıyoruz. Dünyada öyle terslikler, öyle yanlışlıklar, öyle çarpıklıklar, öyle sapıklıklar var ki aklımız hayalimiz almıyor. Uzağa gitmeye gerek yok. İçinde yaşadığımız Türkiye'de bile, kendi vatanımızda bile öyle akıl almaz, hak ve adalet ölçülerine sığmaz hadiseler meydana geliyor ki adeta düşüncemiz, aklımız, idrakimiz meseleye çözüm getiremiyor. Mesela bir insan olarak akıl, mantık içerisinde, muhakeme içerisinde, muvazene içerisinde düşündüğünüz zaman izah edemiyorsunuz. Neyi mesela? Ankara'da bir kapalı spor salonunda 1000 kişi, 1000 tane kelle, 1000 tane adam, bunların adına delege diyorlar, delege, 1000 tane adam, 1000 tane kelle toplanıyor, başlarına bir başkan seçiyorlar, kongre toplantısında başkan seçiyorlar ve bu başkan 1000 kişinin seçtiği kişi 60 milyon insanın başına geliyor. Yani terazinin bir gözüne 60 milyonu koyuyorlar, öbür gözüne de 1000 tane delegeyi koyuyorlar, aynı ağırlığa geliyor. Sizin aklınız alıyorsa o akla şaşarım.
Vallahi ben bazen diyorum, acaba ben aklımı mı kaybediyorum ya? Bir akıl hastalığına mı yakalandım? Yani aritmetik, matematik, hesap, kitap alt üst oluyor. 1000 tane ne olduğu bilinmeyen adına delege denen adam bir kişiyi, şu veya bu, ben seçilen kişiyi tartışmıyorum. Şeklini tartışıyorum işin. Bu nasıl kantardır? Bu nasıl terazidir ki kefesinin bir tanesine 60 milyonu koyuyorsunuz, öbür kefesine de 1000 kişiyi koyuyorsunuz, aynı ağırlığa geliyor. Yerin dibine bassın böyle bir terazi. Mümkün değil. Nerede hak, nerede adalet, nerede ölçü ya? 1000 kişinin seçtiği birisi 60 milyonun kaderine hükmedecek şimdi. Bu sistem olamaz. Bu akla aykırıdır. Hakka aykırıdır, ilme aykırıdır, namusa, vicdana, ölçüye, mizana, teraziye aykırıdır. Mümkün değildir. 1000 tane delege 60 milyonun kaderine hükmetmeye kalkıyor. Eğer bunun adına demokrasi diyorlarsa, vallahi tanımıyorum, billahi tanımıyorum bu demokrasiyi. Tanımıyorum. Reddediyorum, inkar ediyorum. Hale bak Allah aşkına ya. Yani öyle akıl almaz, ölçüye sığmaz işler yapılıyor ki, neredeyse acaba aklımı mı kaybediyorum diye gece yarılarına kadar vallahi gözüme uyku girmiyor. Bu ne biçim memleket? Nereye gidiyor bu memleket? Neler, öyle şeyler oluyor, yapılıyor ki hem bütün dünyada hem de Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki sanki Allah yok, sanki peygamber yokmuş gibi hareket ediyorlar. Hiç hesapta Allah yok. Ya niçin Allah'ı hesaba katmıyorsunuz? Niçin peygamberi hesaba katmıyorsunuz? Niçin bu kadar dünyayı, eşyayı, maddeyi Allah'ın dışına çektiniz? Yeryüzünün sahibi, hakimi, Mevlası, Rabbi olan Allah'tan niçin bu kadar hadiseleri uzak tutuyorsunuz? Allah. Nereye gidiyor dünya? Bakın, koskoca Amerika, eli silahlı, beli silahlı, tepeden tırnağa silahlı Amerika, yeryüzünün en silahlı milleti, devleti Amerika, ticareti silah, oyunu silah, siyaseti silah, her şeyi silah. Atomu eline geçirmiş, nükleer enerjiyi eline geçirmiş, akla hayale gelmeyen silahları ele geçirmiş, şu anda dünya siyasetine yön veriyor, istikamet veriyor Amerika. Dünyanın siyasetini, dünyanın yönetimini etkiliyor, ağırlığını koymaya çalışıyor. Böyle bir Amerika'nın başındaki cumhurbaşkanının vallahi babası belli değil, veled-i zina. Ve bu cumhurbaşkanını seçenler de erkek erkeğe cinsi münasebet hastalığına müptela olan eşcinseller, homoseksüeller seçmiş. Bunu bütün dünya biliyor. Şu anda dünya siyasetine yön veren, yol veren Amerika'daki hükümet kabinesinin 15 üyesi, 15 tane bakan, erkek erkeğe cinsi temas halinde bulunan 15 sapık bakanlık yapıyorlar. Dünya hiçbir devirde bu kadar rezil olmamıştı. Dünya hiçbir asırda bu kadar cibilliyetsiz, bu kadar cinsiyetsiz, bu kadar emniyetsiz, bu kadar ehliyetsiz hale gelmemişti. Dünya hiçbir asırda bu kadar namussuzların eline geçmemişti. Bütün bunlar bizi kahrediyor. Bütün bunlar bizi derin derin düşündürüyor. Bu dünya böyle gidemez. Koskoca Rusya çöktü, möktü dediler. Bakın başlarında hiçbir ciddi
Kimse yok, lider yok, önder yok, rehber yok. İngiltere'nin başındaki adama bakıyorsunuz, o da cinsi sapığın teki, major diyorlar, sıfırın sıfırı bir adam, şerefsiz bir adam. Fransa'nın başında içi geçmiş kof bir miter anlamında şerefsiz bir adam. Dünya siyasetinde hiçbir ağırlığı olmayan, hiçbir temeli, kültürü, yapısı olmayan adamlar Almanya'nın başında dev cüsseli fakat beyni avuç kadar olan hayvan bir adam. Kol diyorlar. Ne olduğu belli değil. Dünyanın devletlerinin başında, dünya tarihinde bu kadar kısır, bu kadar beş para etmeyen adamlar idarelerin başına geçmiş değildi. Hani eskilere bakıyorsunuz, zalim malim ama yine kuvvetli adamlar, aklı başında adamlar, böyle iradeli adamlar, dehşet. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde elle tutulur bir dünyada lider yok. Kimi cinsi sapık, kimi babası belli değil, kimisi boş, kimisi sosyalist, kimi akıl dışı, sersefil bir dünya. Sahipsiz bir dünya. Gelin Türkiye'ye, işte görüyorsunuz 60 milyonun içinde idarenin başına nihayet erkek kalmadı, reis kalmadı, kimse kalmadı, bir kadını getirdiler. Dünyanın en perişan tablosu. 1400 yıllık İslam'ın tarihinde hiç olmamış bir hadise. Aman yarabbim. Bu gidişi değil. Ben bu gidişi, freni patlamış bir arabanın saatte 200 kilometre giden fakat freni patlamış bir arabanın gidişine benzetiyorum. Vallahi felakettir, billahi felakettir, tallahi felakettir. Bak üç defa yemin ediyorum. Ama ne çare ki toplum bir takım propaganda vasıtaları aracılığıyla, ki bunlara medya diyorlar, bu kelimeye yabancı değilsiniz, medya demek basın yayın araçları. Basın yayın araçları, televizyondan tutun daha aklımıza gelmeyen ne kadar yayın, haberleşme vasıtası varsa, görüyorsunuz bütün bunlar dünya nüfusunu ve bizim memleketin insanlarını adeta uyuşturuyor, köleleştiriyor, bağımlı hale getiriyor. İçimizde haber vasıtalarına, basın yayın organlarına bağımlı olmayan kaç kişi bulabilirsiniz? Bağımlı. Bağımlı demek iradesi elinden alınmış, bir yere bağlanmış. Düşünemiyor, muhakeme yapamıyor, müzakere yapamıyor, aklını, idrakini, iradesini kullanamıyor, başkasına bağlanmış, düşünürken onun gibi düşünüyor, hareket ederken onun gibi hareket ediyor, istiyor, bağımlı, iradesi yok. Bağımlı kelimesi iradenin yok olmasını gösteriyor. Sigara içmek gibi. Bakın sigaranın zararlı olduğunu yeryüzünde anlamayan kimse kalmadı. Sigaranın zararlı olduğunu merkepler bile anlıyor. Merkep zararlı. Ama dünya nüfusunun büyük çoğunluğu sigara içiyor. Niye? Bağımlı, köle. O sigaraya köle olmuş. Aklı çalışmıyor, iradesi çalışmıyor, beyni çalışmıyor, şuuru çalışmıyor, o tütüne mahkum olmuş, o dumana esir olmuş. Esir. Sigara içen her kardeşim esirdir, bağımlıdır, duman bağımlısı, tütün bağımlısı. Çok kötü bir şey. Aynen bunun gibi televizyona bağımlı, gazeteye bağımlı, haber kaynaklarına bağımlı, dünyada hür insan kalmadı ya. Bir tanesine bakıyorsunuz televizyona bağlı. Bir tanesine bakıyorsunuz gazeteye bağlı. Bir tanesine bakıyorsunuz karıya bağlı.
Bir tanesi de bakıyor paraya bağlı. Dünyada hür insan kalmadı. Her biri ayrı bir köle. Çok kötü bir dünyada yaşıyoruz. Ve olup bitenler, hadiseler, siyasi olaylar, iktisadi olaylar insanın aklını zorluyor ya. Düşünebiliyor musunuz? 450 milyonluk nüfusa sahip olan bir Hindistan var. Hindistan! Nüfusu ne kadar diye sorarsanız 500 milyon, yarım milyar insan. Bütün bunlar doğduğundan bu Hindular, Hindu, Hindistan'daki Hindu dediğimiz bu adamlar doğduğu günden ölünceye kadar sığır dediğimiz inek, öküz, manda, camuz yani sığır cinsi olan hayvanlara Allah diye tapınıyorlar. Allah Allah. Sığırlar mukaddes. Dokunmak yasak, kesmek yasak, almak yasak, satmak yasak, öldürmek yasak. Bütün caddeler, çarşılar, pazarlar, panayırlar salla seyip dolaşan ineklerle dolu. Dokunan derhal cezalanıyor. Ve şu anda elimizdeki sayıya göre Hindistan'da kutsal, haşa onların itikadına göre bağımsız, kutsallaşmış, mukaddes ilan edilmiş bu ineklerin tamamının kesilip de kavurma yapılsa, etleri kavurma yapılsa dünyada yaşayan dünyadaki insan nüfusunun tamamına 2 sene yetecek kadar et çıkıyor. Fakat dünya açlıktan geberiyor. Orada inekler kendi kendine ölüp toprağa gömülüyor. Öbür tarafta insanlar açlıktan ölüyor. Böyle bir dünya neye yarar? Sapık dünya. Çarpık dünya. Dünya hiçbir asırda bu kadar perişan olmamıştı. Dünya hiçbir asırda bu kadar sorumsuz insanların eline geçmemişti. Dünya hiçbir asırda bu kadar mantıksız, bu kadar zulme kaymamıştı. Dünya hiçbir asırda bu devirde bu kadar soysuz, sopsuz insanların eline geçmemişti. Bunun sebebi nedir? Efendiler, şimdi bu girişten sonra işte hac olayına intikal ediyoruz. Hac burada önemini ve ehemmiyetini ortaya koyuyor. 4,5 milyon insan Arafat'ta toplandı. Oradan Müzdelife'ye intikal ettiler, dua ettiler. Oradan Mina'ya intikal ettiler. 70 tane taş topladılar Müzdelife'de. Mina'da belli günlerde bu taşları şeytan taşlaması adında bir hadise için kullandılar. Şeytanı taşlamak için kullandılar bu taşları. Değişen nedir? Şimdi siz de biliyorsunuz ki ibadetler, ibadet dediğimiz şeyler veya herhangi bir hareket, herhangi bir hareket neticesine göre değerlendirilmesi lazım. Neticesi neyse hüküm ona göredir. El hükmü lin netice. Netice neyse hüküm ona göredir. Neticesi ne olmuştur? Her sene olduğu gibi bu sene de 4,5 milyon insan veya 5 milyon diyelim insan hacda, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da toplanmışlar, taş toplamışlar, taşlamışlar ve hac ibadetini yerine getirmişlerdir. Dünyada ne değişmiştir? Dünyadaki zulüm, dünyadaki vahşet, dünyadaki küfür, dünyadaki dalalet, dünya üzerindeki her türlü sapıklık, her türlü zulüm,
her türlü rezalet, felaket bir dereceye kadar değişikliğe uğramış mıdır, uğramamış mıdır? Bu haccımız, ibadetlerimiz, Müslümanların toplanmaları, şeytanı taşlamaları, dünyada en ufak bir yankı, en ufak bir değişiklik meydana getirebilmiş midir, getirememiş midir? Bunu her Müslüman düşünmesi lazım. Yani haccı değerlendirirken bu düşünceye göre değerlendirmek lazım. Çok sıcak ediyor. Değerlendirmemizi bu noktadan yapmamız lazım. Toplanıp dağılıyoruz. İçtima edip dağılıyoruz. Ama neticesi ne oluyor? Bu noktaya gelmişken geçen cumada ifade etmiştim. Neye yaramıştır bu 4,5-5 milyon insanın toplanması, Arafat'ta içtima etmesi, Mina'da şeytanın taşlanması, netice itibariyle sonuç olarak ne ifade etmiştir? Kimin işine yaramıştır? Kime ne kazandırmıştır? Bu noktaya temas etmemizi, edeceğimi söylemiştim. Şimdi konu bu noktaya geldi. Efendiler, demin dedim ki dünyada sanayileşmiş ülkeler var. Üç sınıfa ayırmışlar dedim ama genelde netice geliyor iki sınıfa iniyor hadise. Bir, sanayileşmiş insanlar, yani fabrikalarını kurmuş, üretime geçmiş, teknolojiyi yakalamış, her türlü ilim ve teknik imkanlardan faydalanabilen, üretebilen, tüketebilen, altyapıyı, üst yapıyı tamamlamış milletler. Bunlara ne diyorlar? Sanayileşmiş milletler. Birinci sınıf. İşte Avrupa böyleymiş. Avrupa kendisini birinci sınıf insan kabul ediyor. Sebebi de sanayileşmek. Amerika kendisini birinci sınıf insan kabul ediyor. Sebebi sanayileşmiş olmak. Japonya kendisini birinci sınıf insan kabul ediyor. Sanayileşmiş olduğu için vesaire. Bizim tabirimizle diğer sınıf, birinci sınıf sanayileşmiş insanlar, ikinci sınıf olanlar ise kelimenin Türkçe anlamıyla, başka dillerde başka manalara gelebilir ama Türkçedeki anlamıyla ikinci sırada, birinci sırada sanayileşmiş milletler, ikinci sırada da enayileşmiş milletler geliyor. Enayileşmiş, enayi. Kendisi bir şey yapamıyor, edemiyor, altyapısı yok, üst yapısı yok, teknolojiyi yakalayamamış, ilim adamı yetiştiremiyor, büyük adam yetiştiremiyor. Başkaları veriyor, o kullanıyor, başkaları üretiyor, bu tüketiyor. Enayi. Başkaları satıyor, bu alıyor. Başkaları veriyor, bu alıyor. Düşünmüyor, taşınmıyor, nereye gidecek, ne olacak, bunun işi, bunun sonu ne? Düşünmeden yapıyor. Enayi. Tam kelimenin anlamıyla. Demek ki dünya bugünkü şekliyle iki türlü insanı sırtında taşıyor. İki türlü milleti, iki türlü topluluğu taşıyor. Bir sanayileşmiş insanlar, bir de enayileşmiş insanlar. İşte Müslüman, halkı Müslüman olan, halkı Müslüman olan bütün ülkeler, Araplar, Acemler, Türkler, Afgan, bil umum halkı Müslüman olan ülkelerin tamamı enayileşmiş insanlar arasında yer almış bulunuyor. Enayi. Bunun da en muazzam teşhir edildiği yer Mekke-i Mükerreme maalesef, Medine-i Münevvere. Hacı kardeşlerimiz görmüşlerdir. Daha hac ibadetine 3 ay kala, 4 ay kala, diyelim ki hacca
yani Zilhicce ayına 4 ay var. Hacca gitmeye 4 ay, 5 ay varken bu sanayileşmiş devletler, sanayileşmiş milletler yani fabrikasını kurmuş, sanayisini kurmuş, her türlü demiri, çeliği üreten, mamul madde haline getiren, makine yapan, motor yapan, elektronik bütün aletleri imal eden, üreten devletler, milletler hac mevsimine 5 ay kala dünyanın en büyük gemilerine bu malları yüklüyorlar, yüklüyorlar, yüklüyorlar. Bu gemiler doğru Cidde limanına yanaşıyor. Cidde limanına yanaşıyor. Cidde biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme 70 kilometre mesafede, çok yakın bir yerde. Hava yollarının, kara yollarının, deniz yollarının kesiştiği bir liman Cidde, Kızıldeniz'in kenarında. Bu gemiler oraya yanaşıyor, milyonlarca elektronik eşya, milyonlarca metre kumaşlar, mensucat dediğimiz dokuma malzemeleri, her türlü arabalar, imkanlar, motorlar Cidde'ye boşanıyor. Cidde'den bu mallar süratle Mekke'ye sevk ediliyor. Medine'ye sevk ediliyor ve bir hac mevsiminde bu sanayileşmiş milletlerin gemilerle, uçaklarla gönderdiği bu mallar Müslümanlar tarafından kapış kapış alınıyor ve kafirler her sene servetine 100 misli servet ilave ediyorlar. Hacılar buna yarıyor işte. Hacıların yaradığı şey bu. Başka bir şey yaramıyor. Vallahi ben gözlerimle gördüm, araştırdım, böyle divaneler gibi gezdim. Gerek Kabe'de, gerekse Medine'de, Ravza'da, gerekse dünyanın camilerinde başlarına takke koyan kardeşler, başına takke koyuyor, hani takke diyoruz, namaz takkesi. Bu namaz takkelerinin %99'u Allahsız bir ülke tarafından Mekke'ye gönderiliyor. Allahsız bir ülke, peygambersiz bir ülke, kitapsız bir ülke tarafından gönderiliyor. Bu ülkenin adı nedir? Çin, Çin, Çin. Çin malı. Bir Müslüman başını secdeye koyarken Allahsız bir milletin, Çin milletinin dokuduğu takke ile Allah'a secde ediyor. Şu Müslümanın şu uğursuzluğuna ve enayiliğine bakın Allah aşkına. Ve bu Mekke'ye geliyor. Ben Mekke'ye kafirlerin sanayilerini kalkındırmak için mi gidiyorum? Evet, işte öyle oluyor. Ondan sonra da hiçbir etkinlik yok, hiçbir tesir yok. Birleşmiş Milletler toplanıyor. Güya bu Birleşmiş Milletler'in içinde 47 tane ülke varmış ki bunların halkı Müslümanmış. 47 ülke. Ondan sonra Bosna Hersek hakkında Birleşmiş Milletler karar alıyor. Ne kararı? Bosna Hersek insanlarına ambargo koyuyor. Şu anda biliyorsunuz Sırplar ellerindeki silahlarla Müslümanları kırıp geçiriyor. Oradaki Bosna'nın Müslümanlara Birleşmiş Milletler ne ambargosu koymuş? Söyleyin bakayım. Silah ambargosu koymuş. Silah olmayacak onlarda diyor. Kimse onlara silah satamayacak diyor. Birleşmiş Milletler'in kararına bakın. Kimse Bosnalı Müslümanlara bir tane mermi satamaz. Karar almış. Ama bu kararı alan Birleşmiş Milletler'in yarı devletleri Mekke'ye getirip istediği malını satabilir mi, satamıyor mu? Biz niye ambargo koyamıyoruz? Müslüman yapıyor. Niye Müslümanlar ambargo koyamıyor? Senin malını almıyorum. Niye diyemiyorsunuz? Diyemiyoruz, diyemiyorlar. Bunun için mi hacca gidiyoruz? Ey Birleşmiş Milletler! Ey haysiyetsiz, şerefsiz milletler! Silahsız bir millete ambargo koyuyorsunuz, silahlı bir millete, Sırp milletine bir şey demiyorsunuz. Bu kararı kaldırmadığınız zaman, bu kararı kaldırmazsanız Mekke'ye ve Medine'ye sizin hiçbir malınızı sokmayacağız. Niye diyemiyorsunuz? Ama işte alemi İslam bu hale gelmiştir.
karar mekanizmamız yok. Müslümanların Birleşmiş Milletleri yok. Müslümanların başında halife yok. Devlet reisi yok. Bugünkü Müslüman, halkı Müslüman ülkelerin başındaki bütün devlet başkanları vallahi kukladır, billahi kukladır. Ambargo, boykot edemiyorsunuz işte bakın. Hocam biz boykot edemiyoruz ama, amması ne? Her vesileyle günde 5 defa okunan ezan-ı Muhammedilerde bütün çevreye ilan ettiğimiz bir kelime var. Dillerimizden düşmeyen bir kelime var. Hangi kelime? Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhidin başında hangi harf var? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesine kelime-i tevhid demiyor muyuz? Evet, amenna. Peki söyle bakayım bana, kelime-i tevhidin başında hangi harf var? La, bak, la harfine Arapçada ne diyorlar? Lam elif. Elif, b, t, s, cim, ha, hı, dal, zal. Bu harfleri biliyorsunuz. Sonunda lam elif geliyor. Lam elif okunurken la diye okunuyor. La ilahe. La derken bunun manası, bunun maksadı biliniyor mu, bilinmiyor mu? İşte bütün mesele burada. Lam elifin manası nedir acaba Müslümanlar? La demek Arapça yok öyle şey. Kabul etmiyorum, tanımıyorum, boykot ediyorum, veto ediyorum, reddediyorum manasındadır. La ilahe, Allah'tan başka bütün kuvvetleri reddediyorum anlamındadır. Ama biz kelime-i tevhidi bilerek yapmıyoruz ki. Allah'tan başka bütün sistemleri, Allah'ın nizamından, şeriatından başka bütün kanunları, nizamları, tağutları, tabutları, güçleri, kuvvetleri reddediyoruz, boykot ediyoruz anlamına geliyor vallahi la ilahe kelimesi. La ilahe, Allah'ın koyduğu nizamdan başka bütün nizamları boykot ediyorum. Allah'ın koyduğu düzenlerden başka bütün düzenleri reddediyorum. La, 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 la hayır demek, reddetmek demek. Protesto etmek demektir, la. Açın bakın kitaplara, lam elifin manası protesto, la. La ilahe, ilah demek Allah'tan başkasının koyduğu kanunlar, hükümler, esaslar, nizamlar, düzenler vesaire, parlamentolar, siyasi sistemler hepsi ilah kelimesine, şumulüne giriyor. E şimdi biz bu kadar kelime-i tevhide aşina olsaydık, manasına, maksadına, meramına muttali olsaydık, hiç Çin malı Mekke'ye girebilir miydi? Düşünün şimdi, 4,5 milyon hacı, 4,5 milyon hacı orada ortalama olarak hesap edin, hepiniz hacca gidenler görmüştür, orada Müslümanın malı yok gibidir. Müslüman bir memleketin malını Mekke'de bulamazsınız. Devede kulak. Varsa da devede kulak ne kadarsa orada da o kadar Müslüman malı var. O kadar az. Kore malı. Made in Kore. Made in Kore bildiğiniz gibi. Adım başı Kore malı. Milyonlarca metre kumaş. Milyonlarca metre efendim Japon ipeği. Milyonlarca metre. Hep Mekke'de Medine'de Japon kumaşı, Japon İpeği, Japon kadifesi, Japon kumaşı neyse isimlerini en primeden tut neye kadar varsa. Bütün oyuncaklar Çin malı. Bütün takkeler Çin malı. Bütün kokular Hacerül Esved koymuş adını bilmem ne koku koku hepsi Paris malı. Bak Fransa İslam'ın düşmanıdır. İslam'ın düşmanı Fransa dünyaya en çok kokuyu Müslümanlara satıyor. Hale bakın ya. Ve koku almayan hacı yok, takke almayan hacı yok, oyuncak almayan hacı yok, T
teyip almayan, radyo almayan, video almayan hacı yok. Hemen hemen neredeyse. Hepsinin satıcısı, hepsinin üreticisi, hepsinin imalatçısı vallahi kafir, billahi kafir. Sen de bu kafirlerin malını almak suretiyle onların sanayisine destek oluyorsun. Onlar büyüyor, kuvvetleniyor ve Birleşmiş Milletler'de Müslüman boşnaklara silah ambargosu konurken seslerini çıkartmıyor. Çünkü seni tanımıyor bile. Sen boykotu bilmiyorsun. Sen karşı koymayı bilmiyorsun. Sen tepki göstermeyi bilmiyorsun. Sen kuzu kuzu Mekke'deki malı alırken mübarek zannediyorsun. Kafirin malı olduğunun farkında değilsin. Şimdi düşünün. Bir hesap yapın. 4,5 milyon hacı ortalama olarak çok alım satım alış yapanlar ile en fazla para masraf edenlerle en az para masraf edenler arasında ortalamasını bulursanız hesap edin. Her bir hacı bin dolarlık alışveriş yaptıysa bin dolar alışveriş yaptıysa, ortalama yapmışsa, bu bin doları 450 milyon ile çarpın bakalım netice ne çıkıyor. 4,5 milyon çarpı bin dolar neticesi ne olur? Ve bütün bunun neticesi işte Çin'e, Allahsız Japonya'ya, Allahsız Çin'e, Allahsız Kore'ye, Singapur'a, Tayvan'a, Tayland'a, Hong Kong'a yarıyor ki Hong Kong İslam düşmanıdır. Çin İslam düşmanıdır. Kore İslam düşmanıdır. Müşriktir. Japonya Allah diye bir şey tanımıyor. Güneşi Allah kabul ediyor. Bu devletler yaptıkları malları hacı babalara satıyor. Mekke'deki Müslümanlara satıyor. Onların parasını alıyor, sanayisine sanayi katıyor, dolarına dolar katıyor, kuvvetine kuvvet katıyor. Ondan sonra alemi İslam ezilirken, vay efendim biz niye? Evvela bizi Medine'de Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanında eziyorlar. Sen eziliyorsun, ezilen Müslüman. Sen kendi kendine eziliyorsun. Kendi paranla eziliyorsun. Kendi kendinle eziliyorsun. Sen kendi kendine eziyorsun. Niye ambargo koyamıyor Müslümanlar bu malını sat? Niye Japon mallarına ambargo koyamıyorsunuz? Gördüğünüz zaman yağınız eriyor. Aman bir tane de ben alayım. Hacı efendi sen bu oyuncağı nereden aldın? Benim de torunum var. Ben de alayım. Beni de götür ki diye yalvarmıyor musun? Evvela sen ezilmeye talipsin. Gel de beni ez diyorsun. Niye gelip ezmesin seni? Onun için bugünkü şekliyle hacca karşıyım. Bugünkü şekliyle, bugünkü neticeleriyle haccın karşısındayım. Bu hac hareketi kafirlere yarıyor. Sanayileşmiş milletlere yarıyor. Birleşmiş Milletler'e yarıyor. Müslümanlar aleyhine yarıyor. Böyle hac olmaz. Boykot edemiyorsunuz. Veto edemiyorsunuz. Protesto edemiyorsunuz. Karşı koyamıyorsunuz. Valizler dolusu, bavullar dolusu kafirlerin mallarını alarak onlara destek oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Hadise budur. Böyle hac olmaz. Hepimiz burada ortak suçluyuz. Hacılar da suçlu, hocalar da suçlu, hacı kafilelerin başındaki hocaların hepsi suçlu. Anlatmıyorlar, söylemiyorlar, konuşmuyorlar. Hakkı, hakikati, gerçeği söylemiyorlar. Neden çekiniyorlarsa, neden sakınıyorlarsa, neden korkuyorlarsa hocalar gerçekleri söylemiyorlar. Her zaman söylüyorum. 2 sene öncesine kadar 163. madde diye bir gavur madde vardı. Allah'ın dinini yasaklayan, Kur'an'daki
ilahi hükümlerin anlatılmasına yasak koyan bir maddeydi. 163. maddeyi koyarak senelerce Müslüman hocaları, Müslümanları zindanlarda, hapislerde çürütenleri Allahu Teala ebediyül ebed cehenneminden çıkartmasın. Amin. Amin ya Rabbi. Şahsen ben 13 sene 163. maddeden dolayı mahkemelere gide gele gire çıka sürün sürün sürünerek 48 mahkemede yargılanmak suretiyle anamdan emdiğim süt vallahi burnumdan geldi. Ya Rabbi. Neyse 2 senedir kalkmış durumda. 163. madde yok şimdi. Biz dedik ki yahu inşallah 163. madde kalkarsa bütün hocalar ayağa kalkar, hakkı söyler dedik ama kimse söylemiyor hala. Yine söylemiyorlar. Yine müftüler söylemiyor, yine vaizler söylemiyor. Yine söyleyemiyorlar. Ya 163 kalktı, cehennem oldu gitti. Kalksanıza söyleyin hakkı hak. Yine söylemiyorlar. Demek mesele o değilmiş. Ama ne olursa olsun dünya hayatı vallahi hocaları da aldatıyor, hacıları da aldatıyor, şeyhleri de aldatıyor, sofuları da aldatıyor. Dünya hayatı topumuzu birden aldatıyor. Ama Kur'an ne diyor? Ve la tegurrenneke, sakın seni ey Müslüman aldatmasın, gurura, yanlışa sevk etmesin. Nedir sevk eden? El hayatü dünya, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la tegurrenneke, sakın size gurur, gurur demek Arapça aldanmak demektir. Gurur kelimesi Arapça, Türkçe manası aldanmak, gurur. Mesela ben oğlumla, ben servetimle gurur duyuyorum dese bir adam. Tam Türkçe bunun manası ben servetimle aldanıyorum demektir. Niye? Hakikaten de doğru. Niye aldanıyor? O servet öldüğü zaman onun elinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte bak aldandı. Senin değilmiş demek ki. Hakikaten ve mel hayatü dünya illa meta'un gurur. Bak ne kadar güzel Kur'an anlatıyor bunları. Dünya hayatı bir aldanıştan ibarettir. Bütün yeryüzü senin olsa, bütün İstanbul senin olsa, öldüğün zaman, sırtın yere yapıştığı zaman artık ne mülkiyetin kalıyor, ne hürriyetin kalıyor, ne zürriyetin kalıyor, ne servetin kalıyor, ne şehvetin kalıyor, ne şöhretin kalıyor. Hepsi gidiyor. Bak aldandın demek. Fela tegurrenneküm'ül hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu Kur'an'ın tembihidir, müthiş mesajıdır. Yarın öldüğümüz zaman karşımıza çıkacaktır. Niye aldandınız, niye eşyaya, niye maddeye, niye Mekke'de bile bütün Müslümanlar aldanıyor, Medine'de bile bütün Müslümanlar aldanıyor. Bir Müslüman, evet, toptan kafir devletlerin mallarını boykot etseler, bir sene, mesela şu 93 yılının haccında 4,5 milyon hacı Japon malını, niye Japonlar bizi desteklemiyor Birleşmiş Milletler'de? Niye Kore bizi desteklemiyor Müslümanları? Ha, sen beni desteklemiyor musun Kore? Evet. Sen beni, Müslümanları desteklemiyor musun Birleşmiş Milletler'de, Japonya? Evet. Ben de senin malını boykot ediyorum, Mekke'ye sokmuyorum desek netice değişir mi değişmez mi? Vallahi değişir. Gücümüzü ortaya koyamıyoruz. Sürü gibi bir tanesi gidiyor, arkasında bin tanesi beraber gidiyor. Şuur, irade, akıl, idrak olacak. Niçin Müslümanız biz? Yeryüzüne hükmetmek, yani kafirler hakim olacak, Müslümanlar mahkum mu olacak? Bunun için mi varız biz? Hayır.
Yeryüzüne Allah'ın nizamını, dinini, ahkamını hakim kılmak vazifemiz değil mi kardeşlerim? O halde bugünkü tavrımız yanlış, bugünkü haccımız yanlış, bugünkü gidişatımız yanlış, bugünkü hayata bakışımız yanlış, bugünkü hayatın içinde akışımız yanlış. Kur'an'a uymuyor, İslam'a uymuyor, sünnete uymuyor, nizam-ı ilahiye uymuyor, hiçbir şeyimiz uymuyor. Demin dediğim gibi dünyamızda, bölgemizde, beldemizde, işte burnumuzun dibinde, evimizde, televizyonlarda, ekranlarda, aynalarda öyle şeyler oluyor, öyle konuşmalar yapılıyor ki sanki Allah yokmuş gibi konuşuyorlar. Allah yokmuş, Allah'ın bir hükmü, Allah'ın bir tesiri, Allah'ın bir iradesi, Allah'ın bir kitabı, Allah'ın bir peygamberi yokmuş da herkes kendi bildiğini konuşuyormuş gibi bir cürcün içerisindeyiz. Böyle şey olmaz. Müslüman konuşmadan evvel, hareket etmeden evvel, alım satım yapmadan evvel Allah'ın bu husustaki hükmünü bilmesi lazım. Ben bunu yapıyorum ama bu işe Allah ne der acaba demesi lazım. Ben bu işi yapacağım ama acaba benim peygamberim Muhammed Mustafa ne der acaba? Bunu hesaba katmak zorundasınız. Niye? Çünkü öldüğün zaman mezara girer girmez karşına çıkacak da onun için. Geçen gün bir cenazeye ben de katılmıştım. Bir hayli cenazenin hemşerileri, köylüler, yakınları gelmişti. Kabristana kadar gidildi. Gelenler, cenaze namazına katılanlar, kabir başına kadar hepsi de geldi. El birliğiyle rahmetliyi toprağa verdiler. Üzerine bir ton toprak yığıldı. Dua edilecek. Dedim ki 5 dakika bir konuşma yapmak üzere müsaadenizi istiyorum. Buyur hocam dediler. Dedim ki efendiler, bu sevdiğiniz insanı kendi ellerinizle toprağa gömdünüz. Bunu manasız mı yaptınız, gayesiz mi yaptınız? Hayır, bunun bir manası var. Nedir? Bu manayı biz kimden öğreneceğiz? Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğreneceğiz. İşte öğrendik. Ne diyor Efendimiz Peygamberimiz? İnnel meyyite izâ vudâ fî kabrihi. Meyyit kabrine konduğu zaman ve tevellâ anhu ashabuhu. O meyyitin, ölünün arkadaşları, ashabı, etrafı, ahbabı, hemşerileri, hısımları, akrabaları mezar başından ayrılıp gitmeye başladıkları zaman innehu yesme'u kar'ani alihim. O andan itibaren innehu, o meyyit, o ölü ruh bedenine tekrar intikal etmiştir. Canlanmıştır. Mezar başından ayrılan arkadaşlarının vallahi ayak seslerini işitmeye başlamıştır diyor. Canlılık başla, oranın şartlarına uygun şekilde. İki tane melek gelecektir diyor. Meleklerden birinin adı Münker, öbürününki Nekir, iki melek. Bunlar keyif için gelmeyecek. Bunlar bir ön sorgulama yapacaklar. Ön sorgulama, ön soruşturma, karakol sorgulaması gibi. Hani karakoldan sonra savcının sonra mahkemeye çıkıyorsunuz. Önce karakol, sonra mahkeme gibi kabirde de ön sorgulama yapılacak. 3 tane soru sorulacak. Bunu kainatın efendisi Hazreti Muhammedül Emin haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Rabbin kimdir? Yeryüzünde sen kimin emrine göre hareket ettin? Bakın, demin dediğim konuya geliyor bu. Bir iş yapmadan evvel bu işi yapıyorum ama Allahu Teala'nın bu hususta acaba rızası var mı yok mu? Allah var mı yok mu? 1000 kişilik kongre, Ankara'daki kapalı spor salonunda Türkiye'nin başına başbakan seçen 1000 kişi
bu işi yaparken Allah peygamber var mı yok mu diye düşünseydi böyle olur muydu olmaz mıydı? Olmazdı. Bak, men rabbüke, Rabbin kimdir? Mezarda bu sual sorulacak. Yani siz bir iş yapmadan evvel Allah bu işe ne der diye düşünür müydünüz? Hali hayatınızda Allah'ın hükmü sizin meselenizin başında gelir miydi, gelmez miydi? Mezarda birinci soru bu olacak. Ve men nebiyyüke, peygamberin kim? Sen yeryüzüne kimi örnek aldın? Amerika'yı mı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı mı? Bak, mezarda ikinci soru. Ve ma dinüke, dinin neydi? Hangi kanunlara tabi oldun? Ticaret yaparken hangi kanunlara? Evlenirken hangi hukuka tabi oldun? İsviçre'den alınan kafir kanunlarına göre mi nikahını kıydırdın? Allah'ın kitabına göre mi? Bakın, bunlar mezarda ön sorgulamada üç sorudur. E şimdi bu akibete inanan, ahirete inanan, Allah'a inanan bir millet böyle olur mu ya? Böyle başıboş millet olur mu? Böyle başıboş memleket olur mu? Hesap gününe inanan bir Müslüman toplum bu kadar hesapsız hareket edebilir mi? İşte bütün bunlar bizi korkunç derecede düşündürüyor, moralimizi etkiliyor ve ruh dünyamızı muazzam sarsıyor. Müslümanlar, gelin Allah aşkına şuurlanalım. Gelin bu gidişin kötü olduğunu hep beraber ifade edip Allah'ın nizamına, kitabına, Allah'ın dinine, ahkama ve şeriatına dönmeye çalışalım. Allahu Teala cümlemizi bu yolda uyanan, İslam'ın boyasıyla boyanan, İslam davasıyla ağlayan, İslam davasıyla sızlayan, İslam davasıyla yaşayan müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Ezan okundu, uzatmayacağım. Kardeşler, haftaya Allah nasip ederse dünya siyasetinde ticaretin önemini ele almak istiyorum. Elimde bir hayli belgeler var, çok mühim raporlar var ve hatta biliyorsunuz Bedir Harbi'nin, Allah Resulü'nün ilk yaptığı savaş hangisiydi? Bedir Savaşı, Bedir Harbi. Bedir Harbi'nin sebebi neydi? İçinizde bilen var mı acaba? Evvela ne için bu savaş başladı? Bir ticaret kervanı. Başında Ebu Sufyan'ın bulunduğu bir ticaret kervanı yüzünden vallahi Bedir Savaşı çıkmıştır. Haftaya bu konuyu çok çarpıcı örneklerle anlatmak üzere dersime nihayet veriyorum. Rabbim cümlemizi rızasına, rahmetine muvafık ameller işlemeye muvaffak eylesin. Kardeşlerim, bilindiği gibi bizim bir tane davamız yok ki, çok meselemiz var, çok problemlerimiz var. Evvela gördüğünüz gibi içinde namaz kıldığımız cami problem bitmemiş. Her tarafı inşaat halinde. Yani söylerken bile vallahi utanıyorum ve fuzuli kabul ediyorum. Zaten görüyorsunuz duvarını, kubbesini, etrafını bir an evvel bitmesi lazım ki üst kata çıkalım. İnşallah. İkincisi, bizim meselelerimizin başında gelen bir meselemiz daha var. O da İmam Hatip okulları 1980 askeri hareketinden bugüne kadar adeta söz birliği ederek devletler, hükümetler, bakanlar, başkanlar bir tane İmam Hatip okulu açmamışlar. 200'den fazla İmam Hatip Okulu yapılmış, çatılmış, binalar hazır, hiçbirisini vallahi devlet açmıyor. Hiçbir hükümet açmıyor. Ancak mevcut talebe de habire müracaat ediyor. Durmadan binlerce Müslüman çocuğunu İmam Hatip Okulu'na getiriyor. Fakat okul yeterli değil, sınıflar yetmiyor, bina yetmiyor, tuvaletleri yetmiyor, sınıflar yetmiyor. Mecburen yanına ilave yap, yenisini açmak mümkün olmadığı için eski binayı genişletmek mecburiyeti kalıyor. İşte bu genişletmek üzere çalışmalarda hayli zamandır çırpınan, çalışan Üsküdar İmam Hatip Lisemiz var. Biraz daha genişletelim, sınıfları çoğaltalım da
hiç olmasa 1000 tane talebeyi daha alalım diye vallahi çırpınıyorlar. Müftülüğümüze koşmuşlar, oraya koşuyorlar, buraya koşuyorlar. Cemaati Müslimine anlatalım, derdimizi, davamızı, düşüncemizi anlatalım. Makbuz mukabili yardımda bulunsunlar diye koşa koşa bir heyetle buraya gelmişler. Kaymakamlıktan izin almışlar, müftülükten izin almışlar, her tarafa müracaat etmişler. Ve bu konuyu size aktarmak için de bana gelmişler. Vallahi ben de sizin vicdanlarınıza meseleyi aktarıyorum. Çıkarken gücünüz yettiği kadar ruhunuzdan, vicdanınızdan, gönlünüzden koptuğu bütün gücünüzle gelin bu kardeşlerimi buradan eksiksiz gönderme, eksiksiz göndermeye, memnuniyet içinde göndermeye, umutlar içinde göndermeye çalışalım ve elden gelen yardımı Allah namına yapalım inşallah. Allahu Teala verdiklerini